Selam arkadaşlar, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün güveçle karşınıza geliyoruz ve güveç hazırlayacağız. Öncelikle YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeni, yorum atarsanız çok sevineceğim. Ve benim 10 yıllık bir güveç kabım var. 10 yıldır ben kullanıyorum ve çok memnunum güvecim kabımdan. Öncelikle ben patateslerimi altına sereceğim. Evet, patateslerimi ekledim ben. Ondan sonra patlıcanlarımı ekliyorum. Evet, şimdi havuçlarımı ekliyorum. Ve ben etimi ekliyorum. Bol yağlı bir et seçtim. Dana, kuşbaşı. Bol yağlı olsun dedim. Güveçte çok güzel oluyor. Üstüne soğanlarımı ekliyorum lezzet açısından. Ve kapya biberlerimi ekliyorum. Yeşil biberlerimiz. Sebze cümbüşü gibi. Domateslerimiz. Ekliyorum. Ve en sonda sarımsaklarımı ekliyorum. Şu an sosunu hazırlayacağım. Öncelikle 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve tuz, kimyon, karabiber veya kırmızı toz biberden oluşuyor. Ve 1 fincan sıvı yağımız var. 1 su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. 1 su bardağı da sıcak su ekliyorum ve bu sosu karıştırıyorum. Üzerine ekleyeceğim. Harika bir güveç oluyor. Hem çok kolay hem çok lezzetli. Çok fazla sulandırmayacağım. Bütün sebzeler zaten suyunu verecektir. Şöyle hafif sosu geldi kenarına, onu alalım. Evet, kapağını kapatacağım. Bir taşım kaynasın, sonra kenarına bir hamur yapıştıracağım. Hiç sızmayacak sıcaklığı. Şöyle hamur yapıştırıyoruz. Şöyle artık hiç hava geçmez. Bunu da ben annemden öğrendim. Şöyle. Şu an pişmeye götürüyoruz. Evet, şimdi kapağımızı açacağım ben. Evet, önce hamurlarını açalım. Evet, hamurlarımızı aldık, bir kısmını şöyle bıçağın ucuyla şöyle kapağımı oynatıyorum, hemen açılıyor. Çok güzel pişmiş ve hala içinde pişiyor. Harika olmuş. Etlerimiz çok lime lime olmuşlar. Evet, harika olmuş. YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeni, yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.